Seyircinin önemi dediğim şu, gözünün içine bakıyorsun, hemen reaksiyonunu alman lazım. Bu elma satmak gibi değil. Elmayı satan adam düşünmez, hani bunu yiyen vitamini aldı mı, vücuda nüfuz etti mi? Sana ne? Sattın gitti, bizde öyle değil. Espriyi sattığın anda pırıltıyı görmen lazım. Görmedi mi? Burada bir kişi gülmesin, tut. Benim için problemdir. Yani ben kazanmak zorundayım, seni de kazanmak zorundayım, onu da. Aslında şundan kurtarabilirim, toplum beni anlamadı, bununla yırtabilirim. Anlattım fıkramı, şakamı söyledim, o anlamadı, ben ne yapayım? Bizim formülümüz ne yazık ki öyle işlemiyor. Yıllardır bunu yapmışlar, sahneye çıktığın zaman yani seyircinin senden daha salak olduğu hissiyatıyla iş yapmak en güzelidir. Yani ben anlatırım, bak anlamıyor, öyle değil. Buradan ben baktığım zaman herkesin IQ'sunun 160-170 olduğunu hayal ediyorum. Öyle de görünüyor zaten. Hayal değil bu. Öyle görünüyor. Karanlıkta. O bir şey değil. Çünkü bir bakıyorsun yüzlere, herkesin gözleri çakmak çakmak böyle. Zehir. Bir şakanın yani geri planını anlatmana gerek yok. Hani lep diyorsun Çorum falan hani. Leblebi bile değil o seviye. Herkes zehir gibi. Diyorsun ki bu kitleyle paylaştığıma çok mutluyum. Hiç güncel zaten burada şaka yapmaz. Her zaman da o günceli takip eden seyirci yoktur burada. Ha yani bu inandırıcı mı? Değil tabii ki de ama buradaki haliniz öyle. Hani burada şimdi hiç öyle kadın programı izleyen bir kitle görünmüyor. Hani var ya kadın programları hani yani. Kaynım bana atladı falan gibi. Şimdi var mı böyle bir kitle? Şaka değil bu, böyle konuşuyorlar. Öyle değil mi? Öyle konuşmuyorlar mı? İzle. Hiç izlememiş gibi davranın tabii siz. Ben hiç izlemiyorum onları. Hep böyle belgesel, caz. Tabii. O programlarda neler oluyor ya? Kaynım geldi, ona benimle birlikteymiş. Zaten benim kayınpederim de onunla ilişkiye girdiği için ben... Oho! Hani marjinal bizdik? Ne yapıyorsunuz lan siz? Bütün mahalle tren yapıyor. Bu ne lan? Bak dinle! Yalan mı? Hani artistler öyleydi? Ya bir hikayeler anlatıyorlar. Evde kanımız donuyor oğlum. Takip etmiyorum tabii. YouTube'dan izliyorum. Çocukları uyutup. Abi neler konuşuyorlar o kadınlar ya? Şöyle oldu, böyle oldu. Muhtar bana atladı. Ben ona şey yaptım. Ondan sonra... Oha! Ne yapıyorsunuz lan siz? Lan biz ne mazbutmuşuz ya? Bir de bize bak. Evde dijital kumanda bu elde. Böyle. Kumanda bu elde. Evet. Kumanda niye o eldeyse? Elim dolu. Halimize bak. Halbuki artist nasıl resmediliyor? Hep marjinal bir hayat. Marjinal bir hayat bizim de hani. Kulakta küpeler, kakakiki hep öyle zannediyor. Evde hep böyle eğleniyoruz zannediyor millet. O kadar marjinalist ki. Hadi küveti sütle dolduralım, kaçımıza buzlu badem sokalım. Bu ne lan? Bu ne? Öyle zannediyor. Enteresan fikir. Ama fazla. Hep bizi öyle zannettiler ya. Sahnede ya bunlar, hep eğleniyorlar. Evde sehpayı ters çevirip üstüne oturmalar falan. Dört kişi. Yakıştırılan şeylere bak. Yok, mazmutuz. Zigon. İşte artisti böyle uzaklaştıra uzaklaştıra, sahneye çıkan adamı ite ite